Tamam, ben de. Hoş geldin. Hoş bulduk. Konuşmayacak mısın benimle? Konuşacağız elbette. Onun için gelmedin mi zaten? Baba, ben çok huzursuzum. Biliyorum bana kırgınsın. Ama ben de sana çok kırgınım. Yani böyle devam edemeyeceğiz. Aramızdaki bu soruna kesin bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bence size bir hakem gerekiyor. Anne! Canım! Nereden çıktın sen? Canım benim, çok özledim seni. Ben de bir tanem, ben de çok özledim. Ne zaman geldin? Bugün. Hay Allah ya. Canım benim. Çok sevindim, çok. Bence o kadar sevinme. Çünkü senin kulaklarını çekmeye geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bakıyorum Banu Hanımlar da yeni gelmiş. Banu Hanımlar dönmediler efendim. İbrahim Hanım yalnız geldi. Öyle mi? Nerede? Odasında mı? Güney Bey ile beraber arka bahçedeler. Banu'yu benden kaçırmaya hakkınız yok sizin. Kaçırmıyoruz. Banu tedavi için gitmişler. Tamam, ben de bu tedavinin bir parçası olabilirim. Onu benden uzak tutamazsınız. Neyim ben? Nişanlısı değil miyim onun? Onun bir kere en çok bana ihtiyacı var. Doktoru ne söylüyorsa ben onu uyguluyorum. Ya yapmayın. Ben kusura bakmayın da doktora sizin güvendiğiniz kadar güvenemiyorum. Evet, güvenemiyorum. Ortada bu kadar gizli saklı şey varken, o da bu kadar alet olmuşken güvenemiyorum. Kusura bakmayın. Ziya Bey hiçbir şey alet olmuş değil. O işini çok iyi yapıyor. Hastasına saygılı olduğu için gizledi durumu. Ya şu durumun gerçekte ne olduğunu bir öğrensem doktorundan daha fazla yardımcı olacağım Banu. Ay yeter. Ne yaşadığımızı bilmiyorsun. Ben evliliğimi bitirdim. O kadını da Atilla'yı da hiç affetmedim. Kendim için değil. Banu'yu yaşattıkları için. O çocuk Banu'nun psikolojisi bozdu. O yangından sonra daha da dağıldı. Ya yapmayın Ebru Hanım ya. Bana hikaye anlatmayın. Ben bütün gece uyumadım. Parçaları birleştirdim. Çözdüm, biliyorum artık. Anladım her şeyi. İkisi de bilmiyordu bu durumu. Banu kardeşi olduğunu bilmedi. Kim kimin kardeşi? Barış. Burak mı? Burak mı?
Cemre sen de mi? Ne haber? İyidir, ne olsun ya? İyidir, girsene içeri. Yok, hiç girmeyeyim. Akşam için hazırlanacağım. Doğum günün kutlu olsun. Sağ ol. Geliyorsun değil mi? Evet, geliyoruz. Zeynep öyle yan çiziyor falan dedi de. Yok ya, geleceğim. Doğum günü gelmez miyim? Sağ ol. Şey yapamadık hiç. Görüşemedik. O geceden beri. Öyle oldu. Ben de arayamadım seni. Meşgulsun diye. Ben de sen yoğunsundur diye seni aramadım. Duydum makaram yapıyormuşsun. Tebrik ederim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Sağ ol. Ne oldu? Yok. Sanki aylardır görmüyormuşum gibi hissettim seni. Öyle çok uzun zaman geçmiş gibi. Birkaç gün oldu aslında. Yine de eksikliğin hissediliyor insanın hayatında. Ben senin haberlerini alıyorum Zeynep'ten. Yani her şey yolundaymış. Sevindim vallahi. Evet, her şey yolunda. Gayet iyi gidiyor. Ya bu akşam... pek üzüldük ettim. Yani seni... erkek arkadaşını senin yanında şey yapmayacaktım, madara etmeyecektim. O zaman bu akşam bir problem daha çıkmaz demektir. Nasıl? O da mı geliyor? Tabii geliyor. Benim doğum günüm. Gelmesin. Zeynep yurt dışına demişti de onun için. Döndü bugün. Gelecek. Ne oldu? Barış gelecek diye vazgeçmeyeceksin herhalde. Kim ben? Yok ya, yani ne alakası var? Ne alaka yani? Vazgeçmem de. Ne o zaman? Yoksa Barış'ı kaldıramayacak mısın? Kızım ne alaka ya? Niye kaldırmayayım ben? Neden kaldırmayayım ki? Ha? İyi. Allah Allah. Zeynep'le bekliyorum o zaman sizi. Yeri biliyorsun. Biliyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz. Hadi eyvallah.